Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, hello, hi, selamın aleyküm. Bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Yemeklerimizi yedik, ayaklarımızı uzattık, çayımız, çorbamız, içkimiz elimizde tabii. Yayınımızı şuradan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olursanız seviniriz. Haberler gelsin. Kime verin? Ey parti karı var ya. Abi hızlı geçin. Karıya vereceğiz. Ey parti karıya vereceğiz. Bu ama o yan çizdi diyorlar. Kim ve çizdi? Mansur'u bıraktı diyorlar. Bilmiyorum. Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili eski AKP'li, yeni CHP'li Antalya Kepez Belediye Başkanlığı'nın da aralarında olduğu 4 veya 6 kişi tutuklanmış. Tabii konuyla ilgili dün sosyal medya karıştı. CHP'yi harekete geçmeye, halkı harekete geçmeye davet ediyor Antalya Kepez Belediye Başkanı. Efendim bilirkişinin yanlış raporu var falan filan diyor. Kendisinin suçsuz olduğunu söylüyor. Oysa ki kendisi eski AKP'li. Ama istifa etti, geçti CHP'den belediye başkanı oldu. Kazandı seçimi. Şu soruyu soruyoruz. Şayet bu arkadaş şu an hala AKP'de olsaydı cezaevine girer miydi? Bence girmezdi. Yerine orada çalışanlardan bir tanesini cezaevine sokarlardı. Yani aklımıza direkt ne geliyor abi? Tren faciaları geliyor. Ne oldu tren facialarında? O kadar canımız gitti. Hangi AKP'li cezaevine girdi? Hangi AKP'li cezaevine girdi? Tabi bu konuyla ilgili Özgür Özel'inden tut da işte muhalefet bu karar siyasidir diyor. Neden adalet vurgusu yaptığımı da sizlerle paylaşmak isterim. Yıllar boyunca Soma faciasından Pamukova'ya ve benim de çok sevdiğim insanları kaybettiğimiz Çorlu tren faciasına kadar pek çok olay süreç içerisinde ortadadır. Yıllar geçmesine rağmen mahkemeleri sürüyor. Kazalar ve facialar eğer ihmal üzerinden gerçekleşmişse sorumlusu ya da sorumlularının partisine bakılmadan cezası verilmelidir. Gereği yapılmalıdır. Bu gereklilik iktidar partisi mensupları için neyse benim partim Cumhuriyet Halk Partisi mensupları için de aynı şekilde uygulanmalıdır ve eşit olmalıdır. Adalet herkesi eşitler, eşitlemelidir. Ne yazık ki bu saydığım az önce bahsi geçen işlerde yıllardır mahkemelerde birileri korunurken yaşanan Antalya'daki kazadaki hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet diliyorum. Kepez Belediye Başkanımızın tutuklanması, hızla tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işareti bırakmıştır. Bunun nedeni adaletin adamına göre tecelli etmiş olması duygusunu yaratmıştır. Bu durumun gözetilmesinin önemli olduğunu buradan duyurmak isterim. Kamuoyuna bu anlamda bir vicdan çağrısı yapmak isterim. Bu vesileyle bir daha böyle üzücü olayların Ama haberi incelediğimde haberin içerisinde Anet isimli firmanın yönetim kurulunda mıymış, başkanı mıymış, bir şeymiş işte burada sorumlu. Anet isimli bu firma da bu teleferiğin ağır bakım onarım işini yapıyormuş. Normalde 159 parçanın değişmesi gerekiyor ağır bakımlarda. 3 ay boyunca buranın kapanması gerekiyor. Bunlar 2 haftada 19 parçayı değiştirmişler arkadaşlar. 159 parça değişmesi gerekirken 19 parçayı değiştir. Ben haberde ne yazıyorsa onu okuyorum. Altını çiziyorum. 3 ay ağır bakıma girip kapanması gerekirken 2 hafta kapat. O gün içerisinde o çöken teleferiğin direklerinden bir tanesinde işte kıvılcım mıvılcım meydana geldiği halde sen sistemi durdurma. Olay devam etsin. Millet binsin, insin. İşin sonunda da bu facia yaşandığı zaman oro kurtarın beni. Ya kardeş, yani 159 parça değişmesi gerekiyorken sen seçimden dolayı, bayramdan dolayı ertelemişsin, değiştirmemişsin. Şimdi burada
olayı o, yeri işletenle ağır bakımını falan yapan firmalar farklı firmalar. Yeri işleten firma diyor ki ağır bakımını yapın. Ağır bakımını yapması gereken Anet isimli firma da parçalarını değiştirmesi gereken seçimi bahane ediyor. Bayramı bahane ediyor, yapmıyor. Kardeş yaz geldi, millet buna biniyor. Niye yapmıyor? Niye yapmıyor? Bir de işin tuhaf tarafı bu Mesut Kocagöz müdür nedir? Bu belediye başkanı CHP'den. Şeye de Kepez'de böyle bir teleferik yapacağım demiş. Böyle bir vaatte bulunmuş. Yapma kardeşim, yapma. Vallahi yapma. Yapma. Ben bir milletvekili, bir grup başkan vekili ama her şeyden önce 18 yıl ceza avukatlığı yapan birisi olarak sesleniyorum. Hayatında böyle bir karar görmedim. YSK'nın belirlemiş olduğu seçim takvimini, yani 1 Aralık'ı kabul etmeyen, ona göre seçilmiş bir belediye başkanını 18 Aralık'ta istifa ettin deyip tutuklayan bir mahkeme var burada. Ben kendisine sesleniyorum. Yapmayın. Bu ülkeye, bu ilçeye, bu belediye başkanına, bu güzel insanlara bu kötülüğü yapmayın. Sizin bu ülkedeki birinci göreviniz adaleti sağlamak, adalet dağıtmak. Bizim kendimizi güvende hissettirmek. Ama görüyorum ki hiç güvende değiliz. Binlerce insanın %50 oyuyla 30 yıl sonra kazanılmış Kepez. Ve gerçekten sorumluluğu olmayan denetim görevini yapmış ve istifa ettikten sonra 3 kez denetlenmiş bir tesis için belediye başkanı tutuklanıyor. Yapmayın, yapmayın. Çorlu'da gerçek suçlular vardı. Burada suçsuz insanı tutukladınız. Çorlu'da gerçek suçlular 11 duruşma sonra tutuklanabildi. Burada suçsuz, günahsız bir belediye başkanı tutukladınız. Gelin, tahliye kararı verin. Siz çünkü Mesut Kocagöz'ü tutuklamadınız. Kepez'in iradesini tutukladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Biz bu haddedeyiz. Özgür Özel de böyle isimlere sahip çıkmayın. Ha adam yarın öbür gün aklanır. Aslında suçu yoktu. Sırf derdi işte AKP'den CHP'ye geçmek diye birileri tarafından cezalandırılmaksa o zaman da tabii ki biz bunu dile getirir söyleriz. Ama bugün yapılan haberler, bilirkişi raporları 2017 yılın, bak adam 2023'te istifa etmiş. Ben 2023'te istifa ettim diyor. Bilirkişi raporunda ne yazıyor biliyor musunuz? 2017 yılından beri o şeyler değiştirilmemiş yazıyor. Ne onları? Direklerdeki vidalar, civatalar diyeyim, siz anlayın. Bunlar değiştirilmemiş, korozyona uğramış. Tabii bunlarda yıpranmalar görülmüş. Yani bazı ağır bakımlarda aksamalar var. Yapılmamış. Değiştirilmesi gereken şeyler değiştirilmemiş diyor bilirkişi raporu. Ha bilirkişi raporu yanlışsa, birileri sırf birilerini cezalandırmak için böyle bir şey yapıyorsa tabii ki özür dileriz. Tabii ki özür dileriz. Ama ortada bir gerçek var. Eğer bayram ve seçim bahanesiyle bunun ağır bakımları yapılmadıysa ve sen o sırada işte ben 2023'te istifa ettim, şu oldu bu oldu, ya kardeşim sen istifa etme ya, etme. Ya beni ilgilendirmiyor bu. Sen bunların ağır bakımını yaptıracaksın. Sonuçta sen belediye başkanı adayı oluyorsun CHP'den veya X bir partiden. Gerekirse 2 ay öne çekeceksin, yaptıracaksın. İstifa etmeden bu ağır bakımlarını yaptırıp defolup gideceksin. Ondan sonra da böyle ortada kalıyorsun. Bağır çağır, ne kadar bağırırsan bağır. 3 ay orayı kapatıp ağır bakımlarını yaptırsan bu felaket yaşansa bile şu an sana dokunmayacaklardı. Yani bile bile nadestir bu kardeşim. Nereden biliyoruz bu adam eskiden AKP'liymiş, yeni CHP'li. Bile bile bunu, bir de şu var, eskiden AKP'li, yeni CHP'li nasıl geldi? Sen bunu nasıl Antalya'ya, Kepez'e belediye başkan adayı yaptın ya? Özgür Özel ya, Kemal Kılıçdaroğlu, kimse artık, kim varsa bu işin arkasında. Ya bu adam eski AKP'li, bu adam nasıl belediye başkanı olur CHP'den ya? Allah aşkına ya. Orayı hiç konuşmuyoruz bile ya. Adam bulamamışlar, bunu yapmışlar. Bu da fut çıkmış. Hala diyorlar ki savunalım savunalım. Neyini savunacaksın anasını satayım ya? Sen eski AKP'liyi alıp belediye başkanı yapamazsın. Yapma. Adam mı yok oğlum ya? Adam mı yok ya? CHP'de o kadar insan var lan. Sokaktaki vatandaşı aday yap.
Kepez'den gene bunu aday yapmaya. AKP'den gelen adam aday olur mu ya? Kim bilir hangi kusuruyla geliyor, hangi günahıyla geliyor, hiçbir şey bilmiyorsun. Muhbir mi, içeriden bilgi mi sızdıracak onu da bilmiyorsun. Masaya almış olduğun Meral Akşener'in Erdoğan'la anlaşma yaptığının haberini öğreniyoruz. Aytun Çıray gibi bir İYİ Partili'den. Sen kalkmışsın hala AKP'de 5 ay önce AKP'li olan adamın 5 ay sonra CHP'den belediye başkanı yapıyorsun ya. Of. Nenem la ilahe illallah. İşte bilim insanlarının kaydettiği dünyanın sesi. Sadece bir dakikanızı alacak. Ya AK Parti'ye vermeyin, günahınızı benim boyumda. AK Parti anamızı siktik etti ya. Vallahi anamızı siktik ya. Efendim, AKP'nin Balıkesir Sındırgı eski belediye başkanı Ekrem Yavaş bu seçimi kaybetti. Kaybetti, belli ki hazmedememiş. Beyefendi bayram dönüşü yoldaki trafiği çekiyor. Açılın, aç Türkler geliyor paylaşımı yapıyor. Milletine hakaret ediyor. Onu o koltuklara getirenlere hakaret ediyor. Partisine, parti liderine, ülkeyi yönetene, hepsine hakarettir bu. Tamam. Hatta o gün o yolda olan milletvekillerine de, belediye başkanlarına da, AKP'lisi, CHP'lisi fark etmez. Herkese hakarettir bu. Sonra tabii panikleyip siliyor. Bir tarafta efendim ıstakoz yiyen Şebnem Bursalı, AKP milletvekili. Diğer tarafta Hüseyin Filiz, eski AKP'li. Şebnem Monaco'ya gitmiş. Hüseyin Filiz de yanlış okumadıysam Maldivlere gitmiş. Torun tombalak. Efendim, seçimden önce Gazze, Filistin, Mekke, seçimden sonra Monaco, Maldivler, aç Türkler. Tabii sistem bu. Efendim, bu AKP'nin devletleştiğini gösteriyor. Bu AKP'nin zenginleştiğini gösteriyor. Zenginleşen kitle halktan koptu. Ve bu kopan kitle sadece Erdoğan sayesinde, o ince ip sayesinde halka tutunuyordu. Ama halk Erdoğan'ı da artık istemediğini bu zenginleşen kitleye gösterdi. Ve bu kitle çıldırıyor şu anda. Yani nereye saldırsak da şu aç, fakir halkı cezalandırsak diye kara kara düşünüyor. Sürekli hakaretler, sosyal medyada AKP'li zengin gençlerin paylaşmış olduğu arabalar. Yani burada Mehmet Şimşek gibi bir isim para para diyor, para için sağa sola vergi cezası kesiyor. Falcılara vergi cezası kesiyor. AKP'li gençlerin atlarında Mercedesler, Audiler, BMW'ler hava atıyorlar. Bu arabaları nasıl kazandıkları belli değil. Mehmet Şimşek onlara gıkını dahi çıkarmıyor. Onlara bunun hesabı sorulmuyor. Ya kardeşim, akıl mantık işi mi ya? Büyüttüğünüz bizi aç bırakmaz dediğiniz parti sizi aç bıraktı. Makarnaya muhtaç etti. Artık o hale geldi ki bir paket makarna bile artık 20 lira 30 lira oldu. Onu bile veremiyor. Ülkeyi bu hale getirmiş. Sen bir de seninle dalga geçiyor. Aç bırakmış seni, sana aç Türkler diyor. Tamam mı? Ve sen aç kalmışken, AKP'li belediye başkanı tarafından hakarete maruz kalıyorken, senin milletvekili yapmış olduğun vekil gidiyor Monaco'da ıstakoz yiyor. Tabii ucuz ıstakoz. Türkiye'de ise çok pahalı. Ama orada yiyince ucuz oluyor. Tabii. Efendim, biz bu işten nasıl yırtarız? İşte Mücahit Binici olması lazım AKP'li. Defol git diyor Şebnem Bursalı'ya. Kovuyor Şebnem Bursalı'yı. Başka bir AKP'li milletvekili Şebnem Bursalı'ya görgüsüz diyor. Tabii Erdoğan'ı takan yok. Erdoğan kovmuyorsun işte. Parti Erdoğan'ın partisi. Lider Erdoğan. Kimse artık Erdoğan'ı takmıyor. Düşünsenize, Erdoğan gibi bir liderin kovmadığı Şebnem Bursalı'yı Mücahit Binici diyor ki defol git diyor. Nereye gidecek defolup? Nereye gidecek? Nereye gidebilir? Yani partiyi bırak git mi demek istiyorsun? Ne diyorsun ya? Diğeri görgüsüz diyor falan. Ha tabii ak troller sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmışlar. Efendim, kendisi Emine Erdoğan'ın bir kitap yazacakmış. Dünya mutfağıyla ilgili.
onunla ilgili hani araştırma yapmak için falan gitmiş Monaco'da. İstakozi, Monaco istakozi yemiş. Tabii. Bu arada sosyal medyada bir haber vardı. Buket Aydın da gitmiş Monaco'ya diye böyle bir haber. Yalan mı gerçek mi bilmiyorum da. Acaba Buket Aydın da gene Emine Erdoğan'ın hani tarifler kitabı için mi gitti acaba Monaco'ya? Şebnem istakoz yediyse acaba Buket ne yedi? Oğlum. Ya ne bileyim, Monaco hamsisi, Monaco palomudu. Yani ya Monaco'nun, ben Monaco'ya gitmiştim de hiç Monaco'da restoranlarda kalkan balığı görmedim ama Monaco konuşamam. Monaco kalkanı olabilir. Neden olmasın yani? Afiyet olsun. Sana vermiyor patron kredi kartını. Niye? Sen kendi kartınla git. Hakikaten mi patron kredi kartını veriyor ya? Dalga geçmiyorum. Gerçekten. Ben televizyondan dünyanın parasını kazandım. Bir patron da bana kredi kartını vermedi. İşte sana vermedi. Bir gün değerini anlarsınız, reisi mumla ararsınız, maaşlarınızı bile alamazsınız, reisin değerini anlarsınız, şimdi bol bol gülün ki kuyruklarda ağlarsınız, şimdi bol bol gülün ki ileride çok çok ağlarsınız. Efendim, Elazığ Belediye Meclisi'nde dövüş çıkmış, 50 yıldır 5 olan komisyon üye sayısı AKP'li başkan tarafından 3'e düşürülünce ola millet birbirine girmiş, kimin kime döşediği belli değil. Önüne gelen önüne gelene sümsüğü yapıştırıyor, vuran vurana, çalan çalana, çırpan çırpana garbaş. Herkes birbirine gitmiş. Hadi erkekler birbirine gitsin de ne oluyor karılar? Karılar da ay sanki bir şey yapacak. Arada bir tane yumruk gelecek de botoksu patlayacak, al başa bel ha. Bir daha botoks yaptık. Botoks da dünyanın parası olmuş ha. Bu nereden aklıma geldi? Neyse. Hayret ise ya. Bana dokunma. Hadi bu bir kenarda dur. Bunların kavgasına da, bunlara da. Ya Elazığ'da 3 kişi sağlık merkezine gitmiş. Demişler ki kardeş bizi cin çarptı. Ambulans çağırmışlar. Polis çağırmışlar. Jandarma çağırmışlar. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Jandarmayla polis cinleri mi vuracak? Hoca da çağırmışlar. Tamam mı? Tabii bunları başka merkezlere, daha büyük hastanelere gönderelim. Orada hani hizmet alın, işte tedavi olun falan kabul etmiyorlar. Hocanın bir tanesi gelmiş, okumuş, üflemiş, bunlara üfürmüş. Bunlar bir anda düzelmişler. Bizim doktora, hastaneye ihtiyacımız var. Hocam Allah razı olsun demişler, evlerine dönmüştü. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. İyi araştırmak lazım. O üç arkadaş hani genelde Kemal Sunal'ın filmlerinden ve Şener Şen'in filmlerinden bu hoca moca üfürme sahneleri geliyor aklıma. Bu gelen hocanın bu 3 cin çarpılan arkadaşla bir bağlantısı var mı yok mu? Yani o bölgede markalaşmak istiyorsan böyle bir şeye ihtiyaç duyabilirsin arkadaşlar. Yani camcının iş yapamadığı zaman gidip araba camlarını veya evin camlarını kırması gibi, çocuklara para verip daş attırıp kırdırması gibi düşün. Markalaşmak istersen 3-4 tane genci cinlendim diye sağlık merkezine gönderirsin. Sonra da hoca olarak gider okur üflersin, hepsi düzelir. Tabii. Aslında mantıklı. Bizde de ilim irfan var. Bilgi birikim 10 numara. Millet de salak.
Niye kandırmayak kardeş? Şu an video sırasında bir aydınlanma geldi ama yani neyse boşver. Ben bunu bir düşüneyim. Bunun üstünde bir çalışmak lazımdır. Arkadaşlar, özellikle Trabzon'a gideceğim. Orada Cinci Hoca olacağım. Trabzon'a 2011 kupasını okuyarak getireceğim. Demen yeterli. Herkes hamsiden tut da palamuda. Palamuda derken balık palamuda. Parası marası arsası topla kaçan adını satayım. Giderken de bir tane güğümü bırak. Ağzıca kupa. Allah aşkına. Neyse. Anlamlı bir sözde değil zaten. Zaten birkaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak. Yolu açık olsun, öyle görünüyor. Umutsuzluk görüyorum kendi yüzünde. Yine de güzel anılarla bugün vedalaşmış olduk kendisiyle. Yolu açık olsun, başarılar dileriz. Evet arkadaşlar, meclisler açılıyor. İBB ilk meclis toplantısını gerçekleştiriyor. Ekrem İmamoğlu önderliğinde. Tabii ki İBB'de CHP'nin koltuk sayısı fazla. 200'e yakın CHP'nin koltuk sayısı var. 120'lerde AKP, 2 tane de MHP. Tabii AKP'nin İBB Meclis Başkanı Tevfik Göksu. Kendisi bugün itibariyle İşte bu! İşte bu! Ekrem İmamoğlu tarafından postalanmış. Artık o sadece kendi belediyesinin başkanı. O gülen diye gülen, o Tevfik Göksu var diye diye gülen. Surat gitmiş. Beş karıştı. AKP'liler bildiğin cami önü dilencileri gibi. Ya çünkü o kadar neyse işte ondan artık hani kimse bizi yıkamaz. Tamam mı? Yani mümkün değil abi. Halk bir tokat yapıştırdı, bunlar kendine gelemiyor. Tevfik Göksu yanında da şey var, Ahmetçin var. Pendik Belediye Başkanı. O da 6000 fark mı 4000 fark oyla kazandı. Onunki de sallantıda. Aslında 13000 geçersiz oy var. CHP'de Tarık abi, Pendik'te bayağı bir, yani abi 10 numara 5 yıldız bir şey ya. Yani ben Mehmet Salih'ten sonra CHP'nin Pendik'teki en bomba adayı ya. Mehmet Salih neydi öyle ya? Neydi abi Mehmet Salih ya? Vallahi billahi ya. Yanına 3 tane adam alıp geziyordu ya. 3 tane adamla koca CHP Pendik Belediye Başkanı yanına 3 tane adam alıp dükkan geziyordu. Ya bu adam Tarık abi Pendik'te bir dahaki dönemde bilmiyorum ne yapılır, ne edilir, nerede kullanılır. Yani alır götürür. Pendik'te Saadet Partisi, o Yeniden Refah Partililerin şeyinden dolayı kazanamadı. Yeniden Refah Partililer orada ya bir hamle yapıp gösterselerdi kendilerini, şu anda CHP Pendik'i de almıştı. Tuzla'yı nasıl aldıysa Pendik'i de almıştı. Zaten Ahmetçi'nin öyle kafası yerde böyle oturmasının sebebi de o yani. biliyor. Gidişat kötü. Ne yapabilir Pendik'e? Ne yapacak Pendik'e Ahmetçin yani bu saatten sonra? Ne yapabilir? Ne yapacak? Belediye otobüslerini bedava mı yapacak seçimi kazanmak için? Hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir şey de olmayacak. Niye oy verdiniz abi? Yani. Ne yapacak yani? Bir bakalım, görelim. Göreceğiz bakalım Ahmetçin ne yapacak. Bu zamana kadar ne yaptı ki, bundan sonra ne yapsın? Tabii orada bak bir dahaki dönem hem daha tecrübeli, daha bilgi birikimli bir şekilde Tarık abi alır götürür inşallah. Veya daha iyi bir aday olur mu bilmiyorum da bu saatten sonra zor yani. Şimdi tabii
Mecliste, İBB meclisinde ilk reddi yemiş AKP. Oy çokluğuyla CHP reddetmiş AKP'nin önerisini. Aykırı demeyelim de AK Parti teklifi diyelim. AK Parti grubu teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Şu zevki bize tattırdığınız için milletime teşekkür ediyorum gerçekten. Yok böyle bir şey. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de daha büyük bir darbeyi vurup bunları postalıyoruz. Tabii ki bu türkümüzü bugünün şerefine söylüyorum. Yara kaldı, yara kaldı. Sinemde bir yara kaldı. Sinemde bir yara kaldı. Şık şıngır der, yar şıngır der. Tevfik. Bitti! Bitti bu da! Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurun, saygılarımı sunuyorum. Seçimlerden bir gün sonra. Bizim taksiciler esnaf odası olarak şu siyasi partiyi destekleyelim, esnafımız şu partiye oy versin gibi bir açıklamamız olmadı. Biz siyasi yönlendirme yapmadık. Ya he tamam.